Arkadaşlar bisikletim geldi. İşte kutusunda. Burada kutusunda. Şimdi alıp bunu servise gideceğiz. Ve serviste bir araya getireceğiz. Şu an çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Anlatamam. Birkaç gündür bekliyorum. Hani böyle çocukken yeni bir çift ayakkabı alır sarılır yatardınız ya. Ya da yattığınız yatağın altına koyardınız. Aynı öyle bir duygu. Çok güzel bir duygu. Evet işte burada. Hadi alıp gidelim. Evet arkadaşlar şimdi kurulumunu yapacağız. Bisikletimizin usta çıkarttı. Selemiz de bu. Bakalım Toto bunda rahat edecek mi? Bunun için sert diyorlar ama. Gidon ayağı mı? O ne? Ha sele burası. Evet neredeyse bitti sayılır. Usta pedallarını takıyor şimdi. Son ayarlarını yapacak. Ve bisikletimiz sürüşe hazır bir hale gelecek. Günaydın dostlar. Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. Ve bu videoyu Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunda Hatay'ın Çevlik Tatil Köyü'ndeki 20 kilometrelik Çevlik Kaleköy arası bisiklet yolunda çekeceğim. Dünyada eşi var mı bilmiyorum ama Türkiye'de bir eşi daha yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Bisiklet yoluna girdik. Çok güzel bir asfalt var burada. Maviye boyanmış. Şeritler gayet net. Yepyeni yol. Bisiklet yolunda yürüyen dayılarım da var. Oh ne güzel mis. Evet ve işte burada hemen deniz sizi karşılıyor. Bu da benim arkadaşım Ali abi. Merhaba. Evet. Tabii ki de şuradaki ilk deniz manzarasında. Evet, şöyle bakın. Evet, bakın. Yani dünyada eşi var, benzeri var mı bilmiyorum ama Türkiye'de deniz kenarındaki ve Türkiye'deki en uzun bisiklet yolu. Bu yolun yapımında emeği geçen küçükten büyüğe kim varsa elleri dert görmesin. Ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Diyorum ve şimdi yola devam ediyorum. Daha bizi çok güzel manzaralar bekliyor arkadaşlar. Bakın yol böyle deniz kenarından boylu boyunca 20 kilometre boyunca uzanıyor. Bir tarafta yeşil, bir tarafta mavi. Üstünüzde gri gökyüzü. Şu ambiyansa bakın. Şu ambiyansın güzelliğine bakın. Evet. Şimdi şu tepeye çıkacağız ve oradan bu tarafın manzarasını alacağız. Abi çok güzel ya. Çok güzel yani resmen anında böyle bir pedallamaya başlayıp yola girdiğinizde hemen böyle bir motivasyon seviyeniz yükseliyor. Hormonlarınız değişiyor. Böyle dopamin, adrenalin. Mutlu oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Kelime seçemiyorum şu anda. Bunu size anlatabilmek için kelime seçemiyorum. Ben Deniz, acemi bir bisikletçi. Hobi olarak yapıyorum bu işi. Yani benim için her şey çok güzel.
gözlemlemeyeceğim, yorum yapmayacağım. Herkes bu yola gelsin, pedallasın ve kendi yorumunu eklesin. Benim için her şey çok güzel. Yol çok güzel, çizgiler çok güzel. Ama şu anda ben bunlara bakmıyorum. Şu anda baktığım tek şey şu manzara. Evet. Arkadaşlar, kanalımın yeni ve ilk videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Burası Hatay. Hatay'ın Çevlik Tatil Köyü'nde Çevlik'ten Kaleköy'e kadar yapılan 20 kilometrelik bisiklet yolundayız. Ve burası Türkiye'de tek, dünyada bir eşi daha var mı bilemiyorum ama bu yol arkadaşlar deniz kenarında 20 kilometrelik Türkiye'deki tek bisiklet yolu. Her şey çok güzel, her şey muhteşem. Bakın Çevlik Tatil Köyü arkamda. Hemen Çevlik Tatil Köyü'nün limanını görüyorsunuz. Ve bu yol deniz kenarından iyot kokusu ve dağlardan esen ıtırlı aromatik çam ve bitki kokularıyla beraber harika bir ambiyansa sizi Kaleköy'e kadar götürüyor. Ve burada pedalladığınız zaman emin olun üzerinizdeki bütün yükü, negatif ve stres dolu bütün anları atıp geride bırakıyorsunuz. Bazı duygular anlatılmaz yaşanır. İşte ben bu duyguyu anlatabilmek için doğru kelimeleri seçemiyorum. Bu duyguyu yaşamalısınız arkadaşlar diyorum. Ve çok fazla lafı uzatmadan hemen pedallamaya başlıyorum. Bakın dediğim gibi eşsiz manzaralar var bakın. Eşsiz manzaraların kenarından aka aka gidiyoruz. Hayırlı günler. Eyvallah. Güzel insanlara hayırlı günler diledik. Buradan kendini yıldız zannedenlere sesleniyorum. Yıldızlar da kayar, durmaz yerinde. Ama neyse boşverin. Olay konsept dışına çıkmasın. Ama resmen muhteşem bir şekilde aktık ya. Vallahi aktık resmen. Bakın arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz yolun ikiye ayırdığı kayanın deniz tarafındakine yerel halk burada Şahlan Kaya denir. Kimi zaman buluşma noktasıdır, kimi zaman bir piknik noktasıdır, kimi zaman bir referans noktasıdır, kimi zaman da balık tutulacak güzel bir meradır. Aynı zamanda ben bir akçek balık avcısıyım bildiğiniz üzere. Bilmeyenler de şimdi öğrenir. Bu benim hobim. Doktora Çek kanalımda kimi zaman bilgi ve kimi zaman da avlarımı paylaşıyorum. İşte sürekli geldiğim, sevdiğim noktalardan bir tanesi olan kaya burası, Şahlan Kaya. Şimdi onun yanından geçeceğiz. Hadi yaklaşalım, bir yanından geçelim bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Burası Şahlan Kaya. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım. Evet işte Şahlan Kaya'nın ortasından geçiyoruz. Arkadaşlar bakın burası da Şahlan Kaya'nın arka taraftan görünüşü. Gördüğünüz gibi orada bir sürü balıkçı arkadaş var. Kimi kargıyla avlanıyor, kimi de akçek yapıyor.
görebildiğim kadar. Diyemli Dağı olanıyor olabilirler. İşte burası referans nokta Şahlankaya. Ben de buraya balık avına geliyorum. Harika doğa manzaraları. Evet arkadaşlar, bakın bunun gibi burada bir sürü yer var. Arkadaşlar bir akarsu bulduk Ali abiyle beraber ve Ali abim hemen tadını çıkarmaya başladı. Harika bir akarsu bulduk. Böyle akıp geliyor. Yani gördüğünüz gibi cır cır böceklerinin sesi, su sesi, ortam, ambiyans muhteşem. Ama burada her şeyi bozan bir tek şey var. Bakın bu atıklar, pislikler. Göster Ali abi. Göster Ali abi. Evet. Arkadaşlar bakın, buraya hepimiz geliyoruz bu tip yerlere. Buralara gelin, yiyin, için, ne istiyorsanız yapın. Ama lütfen buradan giderken kerimizi, çöpümüzü toplayıp öyle sıkıyoruz gidelim. Tamam mı? Aynen. Açık açık söylüyorum yani. Atmayın abi. Atmayın, yazık, günah. Neyse. Abi sinirlenme, serpiştir kafana biraz su, kendine gel. Aynen, yerim olduğumuza dönelim, biz tadını çıkaralım. Ya toplamak istiyorum ama hangilerini toplayayım? Abi, yani bu, yapmayın üzgünüm, arkadaşlar. Üzgünüm maalesef. Geliyorsun burada mangalını yakıyorsun, yiyorsun, içiyorsun ve sonra çöpünü atıyorsun. Yazıktır, günahtır. Bakın ilahi adalet diye bir şey var. Abi ben girmeyen konulara ya, boş ver. Devam et. Atmayın işte. Akıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Gördüğünüz gibi bugün pazar ve hakikaten ne kadar çok bisiklet süren varmış Ali abi. Ben öyle bilmiyordum yani. Aslında bu yol yapıldıktan sonra aslında bir farklılık olabilir mi yani? Ama bir şey söyleyeyim mi? Biz 4 yıl önce 30-40 kişilik gruplarla çıkıyorduk ve evet, yaklaşık 4-5 tane grup vardı. Yani düşün, yani yüzlerce kişi vardı pazar günü tura çıkan. Ama şu an maalesef İşte kolola, okullar vesaire derken birçok kişi artık çıkmıyor. Çıkmıyor, evet. Maalesef. Bireysel artık. Evet. Ya tabii şimdi bu yolun da çok büyük etkisi var haliyle. Evet. Şehir dışından bile insanlar merak edip geliyor, çok iyi. Hakikaten ha bak. Aynen. Gerçekten arkadaşlar, yani bu Hatay'ımıza, Çevli'imize bu bisiklet yolunda pedallamak için şehir dışından da gelen çok fazla insan var. Hakikaten yani bir nevi bölgeyi bisiklet turizmi açısından canlandırdı. Son derece canlandırdı. Neden? Çünkü Çevlik'teki yerel esnaf da dükkanlarının önüne bisiklet koyup bisikletle kiralamaya başladı. Yani bu nedir? Bu canlılıktır. Tabii ki de ilçeye bir şekilde artısı, katkıları olacak. Şimdi, harika bir duygu. Şimdi biz zaten şehir dışından gelen 60 kişilik bir grubu karşılamaya gidiyoruz. Onlar da bisiklet yolu için gelmiş arkadaşlar. Bisiklet kullanmak için burayı merak edip de otobüslerle şehir dışından gelip burada bisiklet sürecekler. Burayı deneyimleyecekler. Arkadaşlar buradan geçiyoruz ve bakın gördüğünüz gibi yolda bir sürü bira şişesi kırmışlar. Yani burası bisiklet yolu. Şimdi kimse kusura bakmasın. Baksana hep cam kırıkları, şişeler. Yani olacak iş değil ya. Yapmayın şunu ya. Atmayın abi şişenizi, bokunuzu, pisliğinizi buraya. Yani anlamıyorum ben ya. Anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Amına koyayım. İnsanın evrilmemiş ilk hali ya. İnsanın evrilmemiş ilk hali. Döl israfı. Mutsuz geçen gecenin ürünü. Daha ne söyleyeyim yani. Tek tek topluyoruz şimdi Ali abiyle biz. Ben seleyim tekerine çamak sokarım. Ben feleğim tekerine çamak sokarım. Yeter ki
ki ıslak ıslak. Bakma öyle, ne olur ıslak ıslak. Bakma öyle. Ali abi bana fark attı arkadaşlar. Öyle böyle bir fark değil. Şu arkamızdaki geçtiğimiz rampada bana farkı bastı. Ne de olsa 40 yıllık bisikletçi. Gözümü bisikletin üstünde açtım diyor Ali abi. Arkadaşlar az önce rampa çıktık. Şimdi inişe iniyoruz. Geç. Arkadaşlar yolu neredeyse yarıladık. Ali abi yine uçtu. Kafasına göre uçuyor. Dalıyor gidiyor herhalde. Em sıkıştır patlat. Em sıkıştır patlat. Em sıkıştır patlat. Em sıkıştır patlat. Ali abi! Kaçabilirsin ama saklanamazsın Ali abi! Sesim yankı yapıyor. Kaleköy az kaldı. Yolun yarısından fazlasını geze geze geçtik. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi çok hoş manzaralar var arkadaşlar. Bal Ormanı diyor, Orman Genel Müdürlüğü. Burada bal var mı gerçekten bilmiyorum ama burada çok fazla arı var. Buraya geliyorsunuz ya böyle piknik yakacaksınız, hani kamp sandalyenizi açacaksınız, kahvenizi içeceksiniz falan. Ama dikkat edin, inanın çok fazla miktarda arı var. Şu anda ben göremedim ama az önce o akarsuyun orada birkaç tane arı üzerimize üşüşmüştü. Şimdi buradan direkt devam ediyorum ben. Kaleköy'e yetişeceğim ve yol orada bitiyor. Hadi orada görüşelim. Yolda da size manzaraları çekeceğim arkadaşlar. Sağ ol, teşekkürler. İşin bir çıkışı var. Aban yavrum. Eğer içinizde spor yapan varsa bu duyguyu bilir. Bir anda aşırı derecede enerji harcadığınızda, ekstrem bir durum yaşadığınızda adrenalin patlıyor. Dopamini tetikliyor. Yani bunu size nasıl anlatayım? Bilimsel tabiri bu. Dopamin de sizi sizden alıyor. Başka bir yere götürüyor. İşte ben de gördüğünüz gibi. Böyle. Çok iyi be. Çok iyi. Arkadaşlar yine bir iniş buldum. Evet, şimdi kamerayı buraya takacağım. Ve dalacağım. Siz de olayı izleyin. Evet. Arkadaşlar yine harika bir iniş buldum. Ve şimdi hızlanabildiğim kadar hızlanacağım. Hadi bakalım, bismillah diyoruz. Ve uçuşa geçiyoruz. En büyük vitesi attım şimdi. Evet bebeğim.
gibi. Bir tarafta dağlar, ortada çift şerit araba yolu, ne güzel mavi kaplama bisiklet yolu, çizgiler tertemiz ve deniz. Yanıyorum. Oh, soğuk, dondurmuştu evde. Oh, şimdi oradan tazesini alacağım. 10 numara efsane. Dur lan, kaza yapacağız anasını. Abiyi gördüm sandım. Ali abiyi ben yanlış görmüşüm. Bakın Ali abi nereye çıkmış. Ali abi! El salla, el salla! Ne yapıyorsun orada? Abi adam inanılmaz. Yani gidonu tutup pedal basmaya başlayınca kendinden geçiyor. Bir önümde, bir arkamda, bir sağımdan, bir solumdan geçiyor. İnanılmaz bir insan. Arkadaşlar Adana ekibi. Şimdi bunlarla beraber Çevli'ye doğru pedallayacağız. Karaköy'den Çevli'ye doğru. Merhaba, nasılsınız? Harikayım. Hoş geldiniz. Aynen. Arkadaşlar, Ali abinin Adana'dan gelen arkadaşlarıyla buluştuk. Yaklaşık 60-70 kişi kadar var burada. Hepsi de şimdi son hazırlıklarını yapıyorlar. Birazdan Kaleköy'den, yani yolun bittiği yerden Çevli'ye doğru pedallayacağız. Muhtemelen ben arkalardan takip ederim ya da Ali abiye yakın bir yerden takip ederim. Vites kolunda bir problem çıktı. Ali abi bisikleti otobüse yükledi. Arabayla Çevli'ye gidecek. Ben de bugün Kemal hocama takılacağım. Abi hiçbir şey söylemiyorum. Hadi olduk. Tecrübe akıyor. Ben çaylak, o tecrübeli. Takılacağız, öğreneceğiz. Kemal abi bana söyleyeceğin bir şeyler var mı? Çünkü ben sana ayak uydurmaya çalışacağım. Ya, takip edeceğim. Arkadaşlar hiçbir şekilde özgüveninizi yitirmeyin. Sen de özgüvenini yitirme. Tamam. Uymam gereken kurallar var mı? Öyle bir tavsiye vereceğim bana. Yanımda mı gideyim? Sağında, solunda, arkanda? Şimdi yolun durumuna bağlı. Yol dar olduğunu gördük. Algılarım açık olsun. Evet, algıya dikkat edeceksin. Onun güvenlik boşluğuna, evet. Mesafeni koruyacaksın. Çevreye bakacaksın, hava soruyacaksın. Kendini koruyacaksın diyorsun, pedallayacaksın. Kendine bırak her şeyi, akışına bırak. Bırakıyoruz. Tabelamız Samandağ Çevlik Arsuz Kale arası yol çalışması Hatay Valiliği tarafından yaptırılmıştır. Sanırım iyi oldu ama. Diğer kısım da yapılacakmış. İnşallah. İnşallah. Jandarma söyledi. Evet. 10 kilometrelik bir yol olacakmış. Oo, o zaman işte tamam olur. Çünkü 20 kilometre bir süre sonra kesmeyecek. Sahil yolundan. Sormadan dolayı soldan gidiyor. Çok iyi. Doğu. Soldan gidiyorsun. Sormadan dolayı. Ormanlar soldan gidiyor. Sağdan gidiyor. Evet arkadaşlar, start verildi. Kaleden Çevli'ye doğru gidiyoruz. Ve ben Kemal abimi takip edeceğim. Onun buddy'si olacağım. Kemal abimin yanındayım. Şimdi buradan sonrasını kamerayı timelapse alıyorum. Konuşmuyorum. Ve manzaranın tadını çıkarın siz arkadaşlar. We'll be right back.
arkadaşlar, Karaköy'den çıkalı nereden baksanız yaklaşık bir 12-13 kilometre oldu. Ve şu anda Şahlankaya'ya yetişmek üzereyim. Arada hiç konuşmadım. Çok yorucu oldu. Çünkü Adana'dan gelen ekibin bir tane otobüsü bozuldu. Onlar da aktarma yaparken vakit kaybettiler. Ve bu yolun en sıcak saatine denk geldiler. Saat şu anda 2 sularında. Esen rüzgar bile fön makinesi gibi esiyor. Ve tabii ki de alışkın olmayanları zor durumda bıraktı. Bayılanlar oldu, tansiyonu düşenler, tansiyonu çıkanlar oldu. Tabii ki her türlü tıbbi yardım yapıldı. Her türlü destek verildi. Bazıları arabayla alındı, bazıları otobüsle geri alınacak. Bu şekilde işte yolun sonuna doğru gidiyorum. Bakın Şahlankaya'yı göstereyim size. Şahlankaya işte. Şimdi yol biter bitmez enerjimi fullleyeceğim. Bisikletimi yükleyip bu vlogu bitireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım, bitiş yolunda görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü maceramızda önce Ali abiyle Çeylik'ten kaleye gittik, 24 kilometrelik bir yol. Ve daha sonra dönüşte Adana'dan gelen misafirlerle hep beraber dönmeye çalıştık. Macera dolu bir serüven oldu, öyle söyleyeyim. Çok yorgunuz. Şimdi ikmal yapacağız. Bütün boşalan enerji depolarımızı, bütün elektrolitleri geri yükleyeceğiz. Videoyu izlediğiniz için herkese çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Tekerinize taş değmesin. Herkese güvenli sürüşler arkadaşlar. Görüşürüz. Bir daha.